Hocam çok önemli bir konuya temas ettiniz. Uyku, çocuklarda uyku. Tabii hani çocuklar uyuyabilir derler ya, gerçekten de doğru bir... Doğru, uyusun da büyüsün demişlerdir. Çünkü uyku şöyle, yani birçok şeyde, birçok dış etken uykuyu bozabiliyor. Örneğin D vitamini eksikliğinde bile yapılmış birçok çalışma, uyku reseptörleri, D vitamini reseptörleri aynı bölgede ve bunlar birbirlerini etkiliyorlar ve uyku düzeni bu. Yani D vitamininiz eksikse uyku düzeniniz bozulur. Demiriniz eksikse vücutta bunlar bozulabilir uyku düzeni. Çünkü uyku vücudun belli bir dönemde o uykunun parametreleri var. Uykunun bölümleri, REM dediğimiz o süreleri çocuğun vücudu dinlendirmesi gerekiyor. Bu tabii ki yetişkinler için de geçerli. Eğer siz uykuyu kısa süreli yaparsanız vücut o dönem dinlenmez ve direnci bir süre sonra düşer. Örneğin sabahları iyi uyuyan bir insan kalktığında daha zindedir. Ama uykusuz kalan bir insan her tarafın ağrıyor der. Çünkü uykunun o belli bir dönem aşamaları, örneğin 3 saatse o aşamadaki o 3 saat periyodu uykulu geçirmesi gerekiyor. Eğer siz ikinci saatinde çocuk veya yetişkin uyanırsa sabah o kaslar yeterli gevşemediği için, yeterli belli bir düzeyde o relaksasyon sağlanmadığı için ağrı olur. Ve bu düzen olduğu zaman bir süre sonra bu savunma sistemini de etkiliyor. Yani beden dinlenmemiş olur. Dinlenmediği zaman da uyku, yani her şeyin başı tabii ki uyku değildir ama uyku çok önemli. Yani çocuk eğer yeterli uyumazsa, örneğin büyüme çağında bir çocuk, büyüme hormonu gece salgılanıyor. Uyuduğu zaman o salgılanıyor ve çocuğun büyümesini etkiliyor. Uykusuz kalan bir çocuğun bir süre sonra kilosu gerilemeye başlar, artı yani direnci zayıflamaya başlar hastalıklara karşı ve büyüme gelişme pörsantil dediğimiz eğrileri normale göre geride kalmış olur.